Merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Yeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Değerli öğrencilerim, bugünkü videomuzda Eylül ayı sorumluluk sınavlarında edebiyat dersinden 9. sınıf edebiyat dersinden karşılaşacağımız konular üzerinde duracağız. Konularımıza geçmeden önce, videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu ilaçladığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Henüz abone olmadıysanız aşağıdan abone butonunu tıklayarak abone olabilirsiniz. Sevgili öğrenciler, bildiğiniz üzere Haziran ayında sorumluluk sınavları ertelenmiş, özellikle 9, 10, 11. sınıflar için. Ertelenmiş ve Eylül ayında yapılmasına karar verilmişti. Ve bu sınavda Eylül ayındaki sınavda yani herhangi bir hak kaybına uğramadan yani Haziran ayındaki gireceğimiz statümüzü koruyarak ne yapacağız? Gireceğiz. Bu da ne demektir? Birinci dönem konularından e, imtihana gireceğiz demektir. Peki birinci dönem konuları nedir? Bu videomuzda 9. sınıf edebiyat dersinden birinci dönem e, konuları üzerinde duracağız kısaca neler olduğunu göreceğiz. Kısa birkaç tavsiyede bulunup sizleri bu konuların ayrıntısını işlediğimiz ders videolarımıza yönlendireceğiz. Aynı zamanda yeni Soru videolar, yani yeni yazılı videolarına da sizleri yönlendireceğiz değerli öğrencilerim. Bu açıdan bu videomuzu ve diğer videolarımızı özellikle sorumluluk yazılı sınav videolarımızı ve ders anlatım videolarımızı muhakkak e, izleyin arkadaşlar. Özellikle e, üst kısımda kartlarda bu yayınlarla ilgili e, videoları da koyacağım. Oraya da tıklayarak ulaşabilirsiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar, kitabımızı açtığımız zaman e, birinci ünitemiz giriş ünitesi. Şimdi giriş ünitesinde ne olacak? Dolayısıyla e, nelerle karşılaşacağız? Bu verilmiş. Öncelikle edebiyat nedir? Edebiyat diğer adıyla yazın e, nedir? Edebiyatın tanımı. Edebiyatın Diğer bilimlerle ilişkisi, edebiyatın güzel sanatlarla ilişkisi, edebiyatın metinleri ve edebi metinlerin bilimsel metinlerle farkları, bütün bunları ne yapacağız arkadaşlar? Göreceğiz. Aynı zamanda dil bilgisi konularımız, bu konularla ilgili derslerimizi göreceğiz. Özellikle sevgili öğrencilerim birinci sınıfta kelime türleriyle. Başlıyoruz isim konusuyla başlıyoruz ve e, fiillerle, e, ünlemlerle, edatlarla, bağlaşlarla, e, zarf, zamir e, gibi kelime türlerini görerek e, bu sınıfı tamamlamış oluyoruz. Birinci dönem sıfatlar ve sıfatların sonuna kadar zamirleri bir bölümünü de tabii işliyoruz. Bu konulara kadar işlemiş olacağız. Dilin kullanımından doğan türler üzerinde duracağız ve yazma çalışmaları, yazma süreci ile ilgili konular üzerinde duracağız ve iletişim konusu ve iletişimin öğeleri üzerinde. Duracağız değerli öğrencilerim ve e, kıymetli öğrencilerim bu sınava çalışırken göz ardı etmemeniz gereken çok önemli bir husus var. O da ünite sonu ölçme değerlendirme soruları. Ölçme değerlendirme sorularını da muhakkak yapacaksınız. Biz de zaten kanalımızda video olarak bunu sizlerle paylaştık. Onu inceleyeceksiniz. İkinci ünitemiz yani yazılıda çıkacak ikinci ünitemiz hikaye ünitesi. Sevgili öğrenciler hikayeye giriş yapacağız. Hikaye nedir? Hikaye türleri nelerdir? Hikayelerde kullanılan anlatım biçimleri nelerdir? Anlatım teknikleri nelerdir? Bütün bunları ayrıntısıyla göreceğiz. İşte kurmaca kişi nedir? E, ondan sonra kurgu nedir? E, kurmaca gerçeklik nedir? E, anlatıcı kimdir, anlatıcının bakış açıları neler, bütün bunları ayrıntısıyla göreceğiz. Zaten bunları söylerken siz de hatırlayacaksınız, birinci dönem görmüştünüz. Yine dil bilgisi çalışmalarında dediğimiz gibi kelime türleri üzerinde duracağız. Ve değerli öğrenciler sınavda hocamız kısa bir e, hikaye yazmamızı isteyebilir. Bilemiyorum. Yani bu hocaların e, kendi görüşleri, bir paragraf ya iki paragraflık bir hikaye metni yazmanızı isteyebilir. Veya başınızdan geçen bir e, anınızı e, hikayece anlatımla yazmanızı isteyebilir. Değerli arkadaşlar. İkinci ünite de. E, ölçme değerlendirme sorularımızı yapacağız ve sınavda bu ölçme değerlendirme sorularıyla ilgili bazı hususlar gene karşımıza çıkabilecek. Bunun videosu da kanalımızda mevcut. Ve üçüncü ünitede de şiir üzerinde duracağız. Bu çok yoğun ve buradan çok soru gelebilir diye e, tahmin ediyorum. E, hocalarınızın e, isteklerine göre veya planlamasına göre. Burada şiir nedir? Nazım birimi, nazım biçimi, nazım türü, söyleyici kavramı, mahlas, tapşırma, ahenk unsurları gibi kavramları, göreceğiz. Ve yine konularına göre şiir türlerini göreceğiz. İmge nedir? Edebi sanatlar, söz sanatları bunları göreceğiz değerli arkadaşlar. Tabi burada sevgili arkadaşlar şiir ve nazım. Her nazım şiir midir? Veya her şiir nazım mıdır? Bunun cevabını da e, arayacağız. E, benim meşhur sözümdür sevgili öğrenciler. Muhakkak şiir konusunu işlerken e, öğrencilerime söylerim. Hemen bunu bilenler, derslerimi dinleyenler bileceklerdir. E, her şiir e, bir e, nazımdır arkadaşlar e, ama her e, manzum eser bir şiir e, değildir. E, bu önemli bir e, sözümdür. Evet her manzum eser şiir değildir ama her şiir aynı zamanda bir mazhum eserdir. Sevgili arkadaşlar işte bunun ayrımını yapacağız. Neden böyle dedik? E, hangi yüzle kadar birdi sonra ayrıldı şiir kavramı. Bütün bunları Işleyeceğiz. Gene bu ünitemizde e, sevgili öğrencilerim dil bilgisi çalışmalarımız var. Sıfatlar üzerinde duracağız. Fiilimsiler, sıfat fiiller, e, bir önceki ünitemizde isim fiiller gibi fiilimsi türler üzerinde de duracağız ve gene ünite sonu ölçme değerlendirme çalışmalarımızı sınava yönelik işleyeceğiz, yapacağız. Sevgili arkadaşlar bir diğer ünitemiz, son ünitemiz yani yazılıda çıkacak ünitemiz birinci dönem konularından Masal ve fabl ünitesi. Masal ve fabl ünitesinde de öncelikle masal konusu üzerinde duracağız. Masalın tarihi gelişimi üzerinde duracağız. Masal planı nedir ee, sonra fabıl üzerinde duracağız fabılla masalın e, ayırıcı özellikleri farkları nelerdir Bunlar üzerinde duracağız fabıl planı nedir bunları beraberce işleyeceğiz ve dil bilgisi konularından e, devam e, edeceğiz ve gene ünite sonu ölçme değerlendirme sorularımızla e, birinci dönem konularımızı tamamlamış olacağız ve bunlarla ilgili yazılı sorularımızı cevaplayacağız. Evet sevgili arkadaşlar 9. sınıf 1. dönem konuları bu 4 üniteden ve dil bilgisi konularından çıkacak ve e, iletişim konusunda da e, burada bazı önemli konular var. E, ünitelerde geçen tanımlarını bilmemiz gereken e, konular var. Bu konularda ne yapmamız gerekecek? E, bunları öğrenmemiz gerekecek. Hocamız buradan soru sorabilir. Mesela işte iletişimin öğelerinden gönderici, alıcı, kod, şifre ve benzeri bağlam bunları sorabilir veya bize bir örnek verir. Hatırlayın e, videolarımızın birinde bir yazılıda ben Hacivat ve Karagöz arasında geçen bir iletişim örneği vermiştim ve oradan soru sormuştum. Onun benzeri bir soru sorabilir. Nitekim yeni sorularımızda da bunlar var. Dolayısıyla bu iletişim bölümüne de muhakkak çalışacağız. Daha doğrusu sözde anlatım birimlerine de bölümlerine de çalışacağız değerli öğrenciler. Evet değerli öğrencilerim bir videomuzun sonuna geldik. Bu videomuzda 9. sınıf edebiyat dersinden sorumluluk sınavında, Eylül ayı sorumluluk sınavında çıkabilecek konular nelerdir? Bunları görmüş olduk. Bu konularla ilgili her üniteyle ilgili videolarımız kanalımızda mevcut. Bu videolarımızı izlemenizi istiyorum değerli arkadaşlar. Aynı zamanda bu sınavla ilgili yeni sorularımız ve eski sorularımız da e, video olarak e, kanalımızda mevcut. Bunları da çözerseniz inşallah başarı kazanacaksınız. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Arkadaş çevrenizde de paylaşırsanız çok mutlu olacağım. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.